şirketinde çalışan arkadaşıma da sordum. Daha doğrusu abime. Size şöyle biraz okulu göstereyim. Hadi madem dışarıda çekim yapıyoruz. Biraz da okulu görün. Çok siktiri boktan bir okul aslında. Yani bir Anadolu Üniversitesi değil kanka. Bir Yunus Emre kampüsü değil. Bu kampüs falan çok dandirikos ama chicas, chicas everywhere, chicas everywhere. İşte burada da bir chicas var. Chica bu arada şey demek, kız demek. Kadın, kız, girl tarzı bir şey işte. Neyse, vizeler açıldı. Artık Amerikan vizesine başvurabilirsiniz. Ben de şu an İspanyolca kursundan çıktım. Eve doğru yürüyorum. Size bu muhteşem haberi vermek istedim. Artık vizelere başvurabilirsiniz. Work and travel yapacak dostlar. Şimdi önemli kısma gelelim. Work and travel yapmaya karar verenler kimler yapabilir? Üniversite okuyan, 4 yıllık üniversite okuyan herkes work and travel yapabilir. Eğer ki 4 yıllık üniversite okuyorsanız ve 10 milyar, 12 milyar ben bir şekilde parayı bulurum, borç harç diyorsanız kesinlikle ama kesinlikle instagram.com/laptoplugezgin bu adrese mesaj atıyorsunuz ve work and travel hakkında istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Benle beraber, ben 2016'da tek başıma work and travel yaptım. 2017'de benle beraber tam 10 kişi Amerika'ya gitti. Benim yakın arkadaşlarım bunlar. Çevremdeki dostlar, kardeşim işte, mahalle arkadaşım, sınıf arkadaşım, lisede arkadaşım. Böyle insanları work and travel'a götürdüm, 10 kişiyi. Yani götürdüm derken benim gittiğimi gördüler. Ben süreci anlattım, dili öğrendiğimi gördüler. Geldiğimde İngilizce konuşuyordum. O şekilde onlar da heveslendiler, onlar da gittiler. Kanka ben böyle gideceğim. Okey. Hadi görüşürüz. Okey ne amına koyayım, hadi sikeyim. Neyse, şu dayı Türkiye benzemiyor mu? Ne diyordum? Aynen, work and travel. 10 kişiyi work and travel'a gittik. Neden 2017'de 100 kişi gitmeyelim? Ben zaten hali hazırda 10 kişiyiz biz, yani work and travel'a gidecek. Benim çevremdeki insanlardan bahsediyorum. 10 kişiyiz. Neden 100 kişi work and travel'a gitmeyelim? Bana mesaj atın. Laptoplu gezgin Instagram'a mesaj atın. Work and travel ile ilgili Google'da bulamadığınız, ¿qué pasó? Google'da bulamadığınız her türlü soruyu bana sorabilirsiniz. Entrada, entrada, restaurante. Porque dos entrada. Porque dos entrada. Mismo? Work and travel ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Kesinlikle ama kesinlikle sorularınızı sorabilirsiniz. Say hi. Hi. Hey, ¿qué pasó? Ninfon. Okay. Guys, which Turkish clubs do you know in basketball? Galatasaray. Darüşşafaka Doğuş. Darüşşafaka Doğuş. Efes. Efes bilsen. Fenerbahçe. Fenerbahçe of course. Fenerbahçe, Nikola Kalinic, Fenerbahçe. Marco Guduric. Marco Guduric. How do you know Fenerbahçe? Bogdanovic. What we won? We know Fenerbahçe last year, yeah. because of our players are yeah, playing there. Yeah, there are a lot of Serb basketball and players. And Serbian coach. So Serbian coach, see, Abradovic is Serbian? Yeah, of course. Oh, best I didn't coach, know that. Duda best Ivković. Coach ever. Duda Ivković also. Duda Ivković. So. I didn't know that. Yeah. What else? Learn quickly. You have to learn a lot of basketball because Serbia basketball, it's everywhere. Okay, in Serbia, what was your team? Red Star. Red Star, yeah. Our favorite. Favorite. Red Star. It's best in Serbia, see? Yeah. It's the best in Serbia. It's the best on the planet. Yeah. No. I don't believe it. I don't believe it. Best. Fenerbahçe is the best. Okay, it's my video. Don't ruin it. Don't ruin it. Sorry, bro. Okay, sing it. Please sing it. No, she doesn't know how to sing. You need to come to watch a game and see what real fans. Malaga, they are going to Malaga to watch. What was Red Star's game against Caja Laboral versus Unicaja? Oh, Caja Laboral. Unicaja. What is Caja Laboral? What I said this? I don't know. So, guys, that's it. Turkish teams are known. Turkish are known. Okay, say bye bye guys in Serbia. Bye guys. Bravo. Gençler. Dediğim gibi vizeler açıldı. Artık herkes work and travel'a başvurabilir gönül rahatlığıyla. Ben demiştim vizelerin açılmasını biraz bekleyin. Vizeler şu anda açıldı. Bir de öğrendiğim bilgiye göre önceden work and travel şu çocuğa bakın ne güzel eğleniyor. Önceden Work and Travel'la katıldığınızda Mart'ta vizeye başlıyordunuz. Şimdi Work and Travel şirketinde çalışan abimin söylediğine göre, şu anda vize alabiliyoruz. Hatta dil okulu için öğrencilerine vizeleri şimdiden almış. Ki beni biliyorsun, şöyle biraz arkaya göstereyim. Beni biliyorsun, dil okulu değil, kesinlikle Work and Travel öğreniyorum. Daha sert ve daha böyle survivor'ımsı. Fuck!
cümleyi kuramadım. Survivor'ımsı bir şey. Work and Travel kesinlikle öneriyorum. Work and Travel'a gidecekler. Tekrar söylüyorum. instagram.com/laptoplugezgin link in description. Link in description. Böyle yapıyorlar ya hani. Link in description. Linki de şeye koyacağım. Türkçesi neydi bunun ya? Açıklamaya koyacağım. Şey yapabilirsiniz. Oradan mesaj atabilirsiniz. Bakın 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 bakın. No lo sé, no lo sé qué pasó. Fuck you, no lo sé qué pasó, jodete. Boom. Yemeğimizi yapıyoruz. Şu anda eve geldim. Bakın size daha önce bunu söylemiştim, bunu mutlaka yapın diye. Plastik kaplarda makarnam var, etim var. Çıkardım şimdi. Attım buraya. Meksika sosum var, şöyle göstereyim. İspanya gelen varsa bunu alsın mutlaka, müthiş bir şey. Bunu attım, şu anda karıştırıyorum. Biraz yağ koydum, sosu attım. Eti biraz fazla tanış olabilirim ama bunu böyle şimdi yiyeceğim. Şeylerden de korkmayın yani. Eğer Erasmus'a, Amerika'ya, böyle travel hunt bir yere giderseniz, işte orada kim bana yemek yapacak, anneler diyor ya, orada ne yiyip ne içeceksin falan filan, böyle Türk insanlarını, Türk çocukları biraz böyle aptal yetiştiriyoruz ya, kült obje haline getirip o tarz yetiştirme var ya bizde hani. Hani Şerif Üzgün'ün bir lafı var, diyor ki gidin tatil köylerine, Alman çocuk 5 yaşında 6 yaşında çocuk gider diyor, yemeğini alır hapur hapur yer diyor. Türk çocuğun 10 yaşında, 20 yaşında çocuğun diyor, annesi diyor yemeğini alır, halası yedirir, babası da ağzını siler diyor. 20 yaşına gelmiyor çocuk, askere gidecek, anne baba hala peşinde koşuyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Hayat sert, hayat acımasız, bu yüzden kendi yemeğinizi yapmayı, kendi bulaşığınızı yıkamayı, kendi çamaşırınızı yıkamayı, kendi hayatınızı yaşamayı öğreneceksiniz. Üniversite yıllarında farklı şeyde okuyan insanlar bunu zaten öğrenmiştir. Mecburen, eğer KYK yurdunda falan kalmıyorlarsa, arkadaşlarıyla falan eve çıktılarsa bunu mecburen öğrenmişlerdir ama öğrenmemiş insanlar da varsa Erasmus'a gitmekten, böyle kadar bakmadan korkmasın. Bu kadar basit bakın. We're cooking, we're cooking. Yapıyoruz yani yemeğimizi. Work and travel söyledim. Anlatacaklarım bu kadar. Şu anda gym'e gidiyorum. Rest in peace. Hani ben diyorum ya, bunu kendi kendimize yapıyoruz. Biz kendi kendimize eziyet ediyoruz. İşçiye, işveren işçiye, işçi işverene falan diye yani. İşçi işini düzgün yapmıyor. İşveren sinirleniyor, ona kötü davranıyor, çok çalıştırıyor falan filan bla bla. Neyse bakın, burada şu an gym'den çıktım. Cime dedim ki saatler nasıl, dedim işte nasıl gelebiliyoruz yani, ne zamanları kapalı, dedi ki hafta içi 5 gün gelebiliyorsun 10'a kadar akşam, hafta sonu cumartesi sadece 3 saat açık gym, bakın 3 saat hani ille de antrenman yapmak isteyenler için öğlen 11'den öğlen 10'dan 1'e kadar mı ne açık, pazar günü gym komple kapalı, bakın komple kapalı yani. Adam kapatmış ya. Türkiye'de cimlen diye bunu yapmıyor. Niye hani bir 5 kuruşun daha peşindeler? Pazar günü off olan adamlar var. Onlar gelsin antrenman. Hayır kardeşim. Hafta içi bir gün kapat cimini. Ne olacak? Restoranın mı var? Kapat haftada bir gün. Yani haftada bir gün kapat ya. Haftada bir gün satış yapma. Yani ne kaybedersin yani bundan? Anlatabiliyor muyum? Ben yani işçin için, senin elemanın için sen bunu yapabilirsin. Burada adamlar bunu yapıyor. Bakın adam hem eleman hem kendisi için de. Atıyorum adamın bir restoranı var, 7 gün orada çalışıyor. Lan onu bir gün bir boş bırak lan. Kapat komple dükkanı ya. Kapat, ne kadar şey kaybedebilirsin yani. Senin vaktinden değerli mi? Sen vakit kaybediyorsun. Vakit şu hayattaki en önemli şeyin. Sana verilmiş en önemli şey bu hayatta vakit. Herkes de vaktin aynı. Şu an benim vaktim de aynı. LeBron James'in de vakti aynı. Tarkan'ın da vakti aynı. Dünya Donald Trump'ın bile vakti aynı. Herkesin bir gün içinde 24 saati var. Herkesin 24 saati var ve sen sana verilmiş bu 24 saati 7 gününde de çalışarak geçiriyorsun. Ya da atıyorum 6 gününü çalışarak geçiriyorsun. Ne gerek var? Bak adamlar pazar günü kapalıyız diyor. Bitti. Diyemezsin ki ya nasıl kapalısın işte pazar günü bitti. Yok. Adam pazar günü kapalı. Cumartesi adam 3 saat açık. Kim bilir nasıl çalışıyorlar. Belki de hafta içi 5 gün 5'er saat geliyor çocuklar. Cumartesi pazar hiç gelmiyorlar bile. Cumartesi adam açıyor kapatıyor belki de sahibi yani. Bilemiyorum ama dediğim gibi adamlar bunu kendilerine yapıyor. Biz kendimize bunu yapmayalım. Peace.